Herkese merhabalar. Ben Neşe, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek pidesi tarifini vereceğim. Özellikle ekmekleriniz bayatlamışsa eğer, değerlendirmek amacıyla da çok iyi bir tarif olacaktır size. Dilerseniz malzemelerimizi öncelikle bir saymakla başlayalım. Bir tane ekmeğe ihtiyacımız var. Bir de baharat olarak karabiber, pul biber ve vazgeçilmez olan kekiği kullanıyorum. İçerisine kaşar peyniri, bir kaseye yakın, 2 adet yumurta, zeytinyağı ya da sıvı yağ, 5 yemek kaşığı, bir de maydanoz, bir kapya biber minik doğranmış, en son kenarlarına sürmek için tereyağı var. Şimdi malzemelerimi öncelikle şöyle alayım, bir karıştırmayla başlayayım. Zeytinyağımı ekliyorum ve yumurta. Bu arada ne unuttuğumu söyleyeyim. Tuzu niye unutuyorum bilmiyorum. Tuzu yine unuttum. Neyse, Salih Bey'den bir rica etsem tuzu da verir misiniz? Malzemeler arasında onu unuttuk yine. Karıştırıyorum. Maydanoz ve kapya biberimiz. Aslında tuzu unutmamın sebebi içerisinde kaşar peyniri bolca koyuyoruz. Hatta hiç koymayabiliriz. Bence koymayalım. Ne dersin Salih? Olabilir. Kaşar peyniri de ekliyorum. Özellikle kahvaltılarda bence çok lezzetli olur bu tarif. Şimdi artık çırpıcıya ihtiyacım yok. Bir tane kaşık alacağım. Biraz daha kaşar peyniri alayım. Baharatlarımdan ekliyorum. Karabiber ve pul biber. Kekik. Şimdi bu köşede beklesin. Ben ekmeğimi nasıl keseceğimi göstereyim sizlere. Öncelikle şu sert kısmından kurtulayım. Şundan kurtulduk. İçerisini açacağım. Ve içerisine şimdi harcımı ekleyeceğim. Hatta iki tane ekmeği de yapabiliriz. Aynen öyle, iki ekmek kullanacağım şimdi. Peki bu ekmekleri ne yapacağım? Tabii ki bunu da fırın tepsinin yanına koyacağım. Onlar da biraz hafif böyle pembeleşsinler, sonra çıkaracağım. Dışarıda soğutacağım ve rondodan geçirip köftelerime kullanmak için difrize kaldıracağım. Ve şimdi bunu fırına koyacağım. Güzelce pişsin. Ve 10-11 dakika sonra fırından çıkardım. Zaten piştiğini hemen hemen anlıyorsunuz. Daha sıcak sıcakken üzerine ve böyle tereyağı sürüyorum. Çıktı. Sorun değil. Şöyle üzerine sürüyorum. Hatta bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ekmekleri de yanına koydum. Onlar soğuduktan sonra robottan geçecek. Difrize koyacağım onları. Ekmek pidelerimizin ilk sıcaklığı gitti. Hemen bir tanesini keseyim. Şimdi kestim. Gördüğünüz gibi dilimler halinde ve artık kahvaltıya hazırlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyelim. Evet, ekmek pidemi yaptım. Güzelce dilimledim. Gerçekten tadına da baktım. Kekik baya bir yakışmış. Mutlaka kekiği de kullanın. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen ücretsiz olarak abone ol butonuna bastıktan sonra bir de zile basarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Yeni videolarda sizlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın.